Başıboş sokak köpeği sorunu bir türlü çözülemiyor. En son İstanbul'da genç bir kadın başıboş köpeklerin saldırısından ucuz kurtuldu. Peki bu tehlikenin önüne nasıl geçilecek? Konunun detaylarını ele alacağız şimdi canlı yayın noktamızda ekibimizden. Hande Bayraktar bizi bekliyor. Sözü Hande'ye bırakalım. O görüntülerde genç kadının etrafında birçok sokak köpeği, başıboş köpekler vardı ve herhangi bir zarar gelmedi ama kadının aslında soğukkanlılığı da tabii bu durumda etkili oldu. Bizler hem hayvanlara hem de insanlara zarar gelsin istemiyoruz elbette ama bu sorun nasıl çözülecek? İşte bu konuyu konuşacağız Deniz Tavşancalı'la. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Şimdi herkesin problemi haline geldi. Bir kısım tabii ki hani hayvanlara da bir şey olsun istemiyoruz ama insanlara da bir şey olsun istemiyoruz. Bu sorunun ana kaynağı nedir? Nasıl çözülmesi gerekiyor? Şimdi önce yasaya bakacağız. 2004 yılında giren yasada 5199 sayılı kanunda ne diyordu? Sokak hayvanları mutlaka kısırlaştırılacak ve çipleri takılacak şu anda. Bir alındıkları yere geri bırakılacaklar. Bugüne kadar barınaklarımız kurulmadı. Bu hayvanlar güzel kısırlaştırılmadı. Halbuki daha o yıllarda barınaklarımızı kurabilmiş olsaydık bugüne kadar bu sorunu çözmüştük. Şimdi 14 Temmuz 2021'de tekrar bir yasal düzenleme yapıldı ve bu sefer ek bir maddeyle dendi ki 75 bin nüfusun üstünde ve büyükşehir belediyeleri 31.12.2022 tarihine kadar, diğer 25 bin 75 bin arası nüfuslu belediyelerde 31.12.2024'de kadar barınaklarını, bakım evlerini kuracaklar dendi. Şimdi vakit çok azaldı. Baktığımızda bizim artık her yerde bir bakım evi görmemiz gerekiyor. Bu hayvanların düzenli olarak buralara alınıp, kısırlaştırılıp, çiplerinin takılıp, kayıt altına alınıp ve alındıkları mahalle geri bırakılmaları gerekiyor. Şimdi bunlar yapılmıyor. Bakım evleri hala kurulmuyor. Bunun yanı sıra inanılmaz bir merdiven altı üretim ve merdiven altı satış var. Kontrolsüz bir satış var. Sadece pet shoplarda kedi köpek satışını yasaklamakla bu iş olmuyor. Diğer taraftan yasaklı ırk genelgesi ve daha sonra çıkan yasal düzenlemeyle bu artık yasaklı ırk, tehlike arz eden ırk denen işte Pitbull, Japanese Toza, American Bully ve American Staffordshire'ların maalesef biliyorsunuz artık kayıt altına alınmamış olanları yasaklı duruma geldi. Bunların terki var. Bunların bakım evlerine toplanması var. Yani esasında sistemsel olarak bir sıkıntı yaşıyoruz. Fakat günün sonunda sokağa baktığımızda da sorun var diyoruz. O sadece sonucu. Bizim sistemsel olarak harekete geçip yapmamız gerekenleri yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi belediyelere iş düşüyor. Belediyeler bakım evlerini kuracak, bu hayvanları kısırlaştıracak, bu hayvanları besleyecek. Çünkü hayvanların beslenmesi de belediyelere verilmiş durumda. Onunla yükümlüler. Bunun yanı sıra da mutlaka sokaklarında hayvanlar olan bir ülke olarak, bu bizim kültürümüzde var. Osmanlılardan, Selçuklulardan itibaren sokaklarında hayvanları olan bir topluluğuz biz. Ama sokakta hayvanlarla yaşamayı bilmiyoruz. Çocuklar anaokuldan itibaren bilecekler ki yemek yiyen bir hayvana dokunulmaz, su içen hayvana dokunulmaz, bebekleri olan bir anne hayvana dokunulmaz. Bir hayvan üzerine geldiğinde koşulmaz ve kaçılmaz. O en son görüntülerde Sarıyer'deki hanımefendinin hani o soğukkanlı davranışı. Kaçsaydı eğer, koşsaydı peşinden gideceklerdi çünkü içgüdüsel davranıyorlar. Bir de mutlaka her yerin bir gönüllüsü var. Yerel hayvan koruma gönüllüsü var. Ve gönüllüler hayvanları bilirler, tanırlar. Onlarla iletişimde, işbirliği içinde olup hani bir tane agresif, bir tane alfa vardır orada. Onun orada alınması gerekir. Onun yerine ya toplu halde tüm hayvanları alıyorlar. Hayvanlar mutlaka her hayvan bir yeri tutar. Bir hayvanı bir yerden aldığınızda orası tekrar dolar. Bir de genellikle belediye kendine daha yakın, çabuk gelen hayvanı toplar. Daha sakin, daha uysal hayvanları toplamış olur. Hem mahallenin tanıdığı, mahallenin sevdiği uysalı alır. Oraya başka yaban köpek gelir. Hani daha insana yanaşmayan köpek gelir. Hani hep düzen bozuyorlar. Birazcık daha bilimsel yaklaşsak, biraz daha yasalara uygun herkes görevini yerine getirse bunları yaşamayacağız. Ben asla başıboş köpek sorunu olduğunu kabul etmiyorum. Evet, köpeklerde, sokaklarda köpeklerle ilgili bir popülasyon sıkıntısı yaşıyor olabiliriz ama bunun çözümü de asla yok etmek değil. Yok ederek olsaydı yıllar önce bunu halledebilmiş olurduk. Yok etmek asla çözüm değil. Hiçbir cana zarar gelmemeli.
Tabii ki sokaklarda çocuklarımıza bir şey olsun asla istemeyiz. Ben de bir anneyim. Hiçbir çocuğumuz zarar görmesin ama hiçbir hayvanımız da zarar görmesin. Bunu kimse zarar görmeden yapabiliriz. Yok etmek bunun çözümü değil. Onu bir kez daha altını çizeyim. Bu sokaklar gerçekten hayvanlarla güzel. Çocukların hayvanlarla büyümesi kadar güzel bir şey yok. Ama belediyeler, bunun siyasi partisi de yok. Bakın hiçbir zaman ayırmıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun önce vicdanlı olmak lazım. Önce insan olmak lazım. O belediye başkanlarının çok sıkı talimat vermesi lazım. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bir şekilde Avukat Deniz Tavşancıl'dan yapılması gerekenleri aldık. Önce tabii belediyelere çok büyük görev düşüyor. Ardından biz vatandaşların da bu konuda biraz daha bilinçli olması gerekiyor diyelim ve söz tekrar stüdyoya bırakalım.